İade tarihli iki tane mektubumuz var. Milletvekillerle bugün öğretmenlik meslek kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması doğrultusunda Türkiye Eğitim Senatı olarak biz de Kırşehir milletvekillerimize bu meslek kanununda olması gereken taleplerimizi iletmek üzere mektup göndereceğiz. Bu nedenle bu mektubumuzda neler olması gerektiğini basın mensubuyla, Kırşehir halkıyla, kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Sayın milletvekilim, öğretmenlik meslek kanunu ilk kez 23 Ekim 2018 tarihinde 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nin tanıtım toplantısında dönemin Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk tarafından kamuoyuna duyurulmuştu. Bunun ardından Türk Eğitim Sen olarak öğretmenlere yönelik bir kanunun çıkarılması olumlu bulduğumuzu, ancak kanunun içerisinde öğretmenlerin tabi olduğu tüm süreç ve mevzuatın yer alması gerektiğini bildirmiş, 5 yıllık süreç içerisinde kanunda neler olması gerektiğine dair çok ciddi gayret ortaya koymuştuk. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonraki süreç içerisinde Anayasa Mahkemesi öğretmenlik meslek kanununun bazı maddelerini iptal etmiştir. Bu gelişmenin ardından Milli Eğitim Bakanlığı kanunun yeniden düzenlenmesi için bir çalışma başlatmıştır. Bu sebeple öğretmenlik meslek kanununda beklentilerimizi karşılayacak düzenlemelere yer verilmesi gerektiğini açık sözle söylemek istiyoruz. Bunları şöyle sıralıyoruz. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önlenebilmesi için öğretmenlik meslek kanununda mutlaka cezaların artırılmasına, şikayete bağlı kalmaksızın fail hakkında kamu davası açılmasına, özel eğitim kurumlarında çalışan eğitim çalışanların da görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Öğretmenlik mesleğine yönelik genel kaygılar ortadan kaldırılmalı. Buna ek olarak maaş ve özlük hakları günümüz ekonomik koşullarına ve öğretmenlik mesleğinin itibarına uygun şekilde belirlenmelidir. Türkiye'de öğretmen istihdamıyla ilgili ihtiyaç analizi yapılmalıdır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK koordineli bir şekilde süreci yürütmeli. Eğitim fakültelerinin sayısı ve kontenjanları buna göre belirlenmelidir. Sözleşmeli öğretmenlik ve ücretli öğretmenlik uygulaması kaldırılmalı. Tüm öğretmenlerin kadrolu şekilde istihdam edilmesi sağlanmalıdır. Öğretmen liseleri tekrar hayata geçirilmelidir. Zorunlu hizmet bölgelerinde çalışan öğretmenler ekonomik ve özlük hakları açısından teşvik edilmelidir. Zorunlu hizmet alanlarında görev yapan eğitim çalışanlarına 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde vaat edildiği süre teşvik ödeneği ödenmelidir. Öğrenim özrü kredi alanında, kendi alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimine devam edenler için geri getirilmelidir. Özellikle eş durum atamalarında anayasanın korunması altında olan aile bütünlüğünün sağlanması açısından toplumu oluşturan ailenin bir arada tutulması sağlanmalıdır. Liyakati esas alan yazılı sınav esasına dayalı yönetici atama sistemi kurulmalıdır. Sınavla öğrenci alan, kabul edilen okullara yönetici ve öğretmenler de yazılı sınavla alınmalıdır. Eğitim kurumu yöneticilerine yönetici olarak il dışı tayin hakkı verilmelidir. Eğitim kurumu müdürlükleri ikinci görev kapsamından çıkarılaraktan asli görev haline getirilmelidir. Doğal afet durumlarında afete maruz kalan bölgelerdeki öğretmenlere teşvik edici tedbirler alınmalıdır. Her yıl öğretmen atamaları standart bir takvim doğrultusunda gerçekleştirilmeli ve 1 Eylül'de göreve başlayacak şekilde düzenlenmelidir.
Eğitim Fakültesi son sınıfta yapılan öğretmenlik uygulaması stajı süresince öğretmen adaylarının sigortalanması ve asgari ücretin en az yarısı kadar ücret verilmesi gündeme alınmalıdır. Öğretmen kariyer basamakları sistemi sınavsız olmalıdır. Mesleki kıdemi 5 yıl olan öğretmenlere uzman, 5 yılını tamamlamış uzman öğretmenlere de baş öğretmen unvanı verilmelidir. Yüksek lisans ve doktora öğrenimi bu sürelerden düşülmelidir. Hiçbir öğretmen baş öğretmen unvanı almadan emekli olmamalıdır. Mesleki kıdemi 20 yıl ve daha fazla olan öğretmenlerin uzman öğretmenlikte bekleme süresi kaldırılmalı, baş öğretmen unvanı verilmeli ve tazminatı ödenmelidir. Öğretmenlik kariyer basamakları sisteminin getirmiş olduğu mali haklar emeklilik sistemine de yansıtılmalıdır. Genel idari hizmetler sınıfında görev yapan yöneticilere görev ve sorumlulukları gereği ücret dengesizliğini önlemek için kıdemlerine bağlı olarak uzman öğretmen ve baş öğretmen tazminatları yansıtılmalıdır. Ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında geçen süreler, PİK test kapsamında görev yapılan süreler, uzman ve baş öğretmenlik için gerekli kıdem hesabından sayılmalıdır. Kariyer basamaklarında ilerlemek için kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olma şartı kaldırılmalı, eğitim programı ve asgari çalışmaları tamamlama zorunluluğuna yer verilmelidir. Eğitim kurumu çalışanlarının mobbinge maruz kalmaması için öğretmenlik meslek kanununda bu hususta düzenlemeler yapılmalıdır. Başarıya esas alan objektif kriterlere dayalı ödül sistemi getirilmelidir. Mesleki ve kişisel gelişmelerine destek olmak amacıyla hizmet içi eğitim fırsatından her öğretmen faydalandırılmalıdır. Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği tüm eğitim çalışanlarına bir asgari ücret tutarında ödenmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Akademisi kurmalı, eğitim kurumları müdürleri EKYS sonrası burada yetiştirilmelidir. Tüm öğretmenlerin maaş karşılığı ders saati 15 saat olaraktan netleştirilmelidir. Sayın Milletvekilim, öğretmenlerimizin talep ve beklentilerinin kanun düzenlemesinde yer alması hususunda hassasiyet ve destekleriniz için şimdiden tüm meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum. Kamuoyuna saygılarımla duyurulur. Değerlendireceklerdir. Gerekeni yapacaklarına inanıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. İade tarihli iki tane mektubumuz var. Milletvekillerimizin.